Selamünaleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere hepinizin bildiği basit bir arabesk eser vermeye çalışacağım. Olabildiğince eseri en basit haliyle süslemeye girmeden basit haliyle vermeye çalışacağım. Dediğim gibi hepinizin bildiği bir eser. Ferdi Tayfur'a ait bir eser. Arama motorlarında, değişik platformlarda değişik isimlerle geçen bir eser. Kafanız karışmasın. Neyleyim sen yoksan eğer ya da geçen yıl bu zamanlar ya da ne de haklıymış meğer gibi isimlerle geçiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Benzer videolarımızın devamlılığı için videolarımıza beğeni bırakarak kanalımıza abone olup bildirimler zilini açık bir şekilde açık tutarak bizleri takip ettiğiniz sürece bu yeni çalışmalarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi en basit haliyle çalacağız. Re kara çalacağız. Alt terimiz do sesine akord edilmiş durumda. Öncelikle eseri baştan sona kısaca çalıp daha sonra basit bir şekilde dersini işleyelim. Çalabiliriz arkadaşlar. Şimdi nasıl çalabiliriz bakalım. Re'den başlarız. Öncesinde orta tel boş es vereyim. Re, mi bemol, fa birer vuruş yaptıktan sonra fa'ya tekrar vurarak sol'e şöyle bir tek vuruş bakın. Tek vuruşta ulama yaparız kaydırma. Yani es, re, mi, fa yaptıktan sonra fa'ya tekrar vurarak burada bir kaydırma yaptık arkadaşlar. Hemen ardından la sol fa, la sol fa birer vuruş. Evet, birleştirelim. Es, re, mi, fa. Fa'yı sol'e kaydırdıktan sonra la sol fa yaptık. Fa'da kaldıktan sonra burada fa'ya tekrar vurarak burada şöyle bir ritim atarız arkadaşlar. Yani vur, çek, çek, vur, çek, çek, vur, vur, çek. Şöyle de bu ritmi atarken şunu orta telde yüzük parmağını la'nın olduğu yer re olur. Buraya basabiliriz. Yani sol ve burada da re. Gibi. Burayı bu şekilde uygulayabiliriz. Şimdi burada bu ritmi nasıl attık? Biraz detaya gireyim. 4/4'lük ölçüye sahip bir ritim arkadaşlar. Vahde ismiyle geçiyor aynı zamanda. Şimdi burada fa'ya vurduğumuz zaman tek vuruş. Sol'e kaydırdık. Hemen ardından alt çekerek devam ederiz. Yani vur, çek, çek, vur, çek, çek yaptıktan sonra vur, vur, çek yaparız. Yani vur, çek, çek, vur, çek, çek, vur, vur, çek. Bu ritmi sürekli çalışmanız gerekiyor. Tekrar alalım. Vur, çek, çek, vur, çek, çek, vur, vur, çek. Tekrar. Vur, çek, çek, vur, çek, çek, vur, vur, çek gibi. Biraz yavaşlatalım. Tekrar. Sanırım anlaşılmıştır. Şimdi bu ritmi birkaç yerde uygulayacağız arkadaşlar. Bunu çalışmanızı tavsiye ederim. Buraya kadar geldikten sonra buraya kadar bir toparlayalım. Hemen ardından fa, sol, la, sol birer vuruş. Tekrar fa, sol, la, sol birer vuruş yaptıktan sonra la, sol, fa. Yine birer vuruş yapıp burada da yine fa'da şöyle orta telde yüzükle, yüzük parmağı do'yu basarak yani fa ve do. Aynı ritmi uygulayabiliriz. Vur, çek, çek, vur, çek, çek, vur, vur, çek gibi.
fa sol la sol la sol fa yaptıktan sonra burada bu ritmi yaparız. Gibi. Bakın dikkat edin. Bakın şurada la sol fa. Bunu seri bir şekilde atıyorsunuz. Fa sol la. Tekrar alalım. Fa sol la sol yapıp la sol fa yaptıktan sonra hemen bu ritim. Hemen ardından aynı teknik, aynı mantık bu kez mi bemol fa solden çalarız. Yapar yapmaz burada da şöyle mi bemol ve orta tel si bemolü kapatarak vur çek çek vur çek çek vur çek aynı ritimi burada uygularız. Yani yapar yapmaz sanırım anlaşılmıştır bu da. Hemen sonrasında son bölümü yine bu kez re'den ineriz. Re mi bemol fa. Tekrar mi bemol yapıp fa mi bemol re'den aynı teknik birer vuruş attıktan sonra re'de bitiririz bu kez aynı vuruşlarla. Burada da re'den şurada orta tel la olur. Burayı basabiliriz. Yani yapar yapmaz vur çek çek vur çek çek vur çek. Tekrar alalım. Sanırım burada anlaşılmıştır. Şimdi buraya kadar bir bu 4 bölümü toparlama yapalım arkadaşlar. Özetleyelim. 1. bölüm re'den yaptıktan sonra burada kaydırarak bu hareketi yaptık. Yani ikinci bölümde fa solden aldık. Fa sol la sol yaparak yapar yapmaz yine burada da aynı hareketi yaptık. Üçüncü bölüm mi bemol fa solden aynı mantıkla. Son bölümde de re'den sanırım baştan sona bu 4 bölüm anlaşılmıştır. Bunları bölüm bölüm kısa kısa çalışmanızı tavsiye ederim. Özellikle de bu ritmi vur çek çek vur çek çek vur vur çek gibi. Bunu mutlaka çalışın arkadaşlar. Vur çek çek vur çek çek vur vur çek vur çek çek vur çek çek vur vur çek. Bu seriliği kazanana kadar bilek bu ritmi mutlaka çalışın. Dediğim gibi eğer bu videomuza gerekli beğeni geldiği takdirde bu eserin daha gelişmiş bir versiyonunu yani içinde akorlar, arpejler, geçişler, süslemeler olan daha üst düzey bir dersini sizler için hazırlayıp paylaşabilirim. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Sanırım eser en basit haliyle anlaşılmıştır. Söz kısımlarını da bu 4 bölüm üzerine seslendirerek baştan sona eseri icra edebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Başarılar.